gelecek bu sürü böcek olayına. Oraya nasıl geliyorlar bunlar? Veya şuraya konuldukları yer, şuraya boydan boya her zaman sıçtıkları yer özellikle. Şu köşeye geldikleri yer, çıktıkları yer. Hani yağmur yağıyor, niye çıkmıyorlar? Şu ağacın dibine. Burası sümüklü böcek yuvasıydı. Bu otlar neden bitirmiş dediğim. Kim bu? Bazen bu saldırı olmadan giriş kapısını duyuyorum. Bam diye. Oradan mı çıkıyor birisi yapıyor? Olabilir. Şimdi ne? Tek bir şey yok. Masum oldular. Birden karar verdiği hayvanları yapmamaya. Sadece buradan işlemi görünüyor. Buraya sıçmasınlar diye döşediğim çam ağaçları iğneleri hala dönmüş, solmuş değil. Bir ay geçti. Fakat burada çürük iğneler, bu ağaçta çürük iğneler, çürük iğne havlusu var orada. Bunlar nasıl çürüyor ağaçtan? Öyle de biliyorlar. Ben biliyorum. Zerre parazitlerden. Şimdi ne? Yok mu? Bir pislik var. Muhakkak olacak. Büyü olayı çünkü. Bir tane daha var. Aynı noktalara. Yine. Burada yok. Burada da yok. Sonuçta ya. Fakat ben biliyorum yani. Büyü olayı. Evet. Burada da yok. Bugün. İnşallah. Fakat orada hiç şaşmam. Evet. Bunun sonunu getireceğim ben. İnsanları uyandıracağım bu şeyler. Ne bu? Sırf oradan çıkan sümüklü bekler. Sırf şu ağacı dibinden. Daha önce mantar ekmeği. Mantar ekmeye çalışıyorlar. Onlardan neyi varsa bir yararlı bir iş değil kesinlikle. Buraya atılıyor sümüklü böcekler. Bu kapattığım sıçtıkları yere atılıyordu. Nereden geliyor bunlar? Buraları kontrol edemiyor mu işte? Ay çıktı hayvanıyla. Biz çıktık. O da şemsiyesiyle. Evet. Kim acaba bunu yapan? Benim şüphelerim var yani. Diyorum acaba diyorum. Görüyorsunuz böyle. Kedi otları yüksekten. İlk başta bu herhalde. Boydan boya kuşatılmış. Acaba diyorum. Ablasının evine konmuş biri mi? Hastalıktan ölen ablasının evine konan. Sonra burası, sıra buraya gelmiş. Gördüğünüz gibi pislik saldırılarını çektim buradan. Sonra bu davalık olanlar bu şeylerle tüm aile patlamış. İki sene içinde. Sıra bunlara gelmişti. Sonra buraya başlanıldı. Kadın hasta hasta. Ördek besliyordu. Ördeğini kapmaları için hayvanlar gönderildiler. Hala zavallı kedi orada hala. Kör kör. Öldün mü lan yoksa? Ha? Uyuyor. Rahat. Rahatsız etmeyin. Büyük günah gireriz. Bunun üstüne
yatsaydı kesmek zorunda kalacaktım uyanmasın diye. Yakında gelir bu hava deliğinde oradan çıkılır. Boydan boya kadın ölmeden haylar çektim be. Böyle böyle yapıyorlar diye, zararlı diye. Hayır, kimse karışmadı. Zaten size baştan veriyor. Uyandık, korunduk, kaldırdık, mücadele verdik. Fakat failler kim? Benim şüphem var yani. Kim yönetiyor? Ona da şüphem var. Bütün bu ilçede bunlar etkili. Olduğum gibi bana öyle geliyor. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu sümüklü böcek olayına uyan. Umutlar sayesinde şimdi evimizin etrafına kedi otlarını onları ortaya çıkardık çünkü onlarla bu işlemi görüyor. Daha önce şimdi göründüğü gibi temiz, çünkü temiz beslenmekleri bokları, toksoplazmalı bokları, fakat diğerleri hazır çiftlikleri var. Yerlerde besbelli ve öğrenirlik bana o dedi. Övünüyor vallahi, bana o dedi, ben oyum, hani bana 5 kuruş vermezdiler çirkin olduğum için, devasa su ayırı kıçım olduğu için, bak bana o dedi, ben oyum. Günde binlerce sinirle yaparım. O kadar çirkin değilim ben. Oyum. Sülalece bu şekilde devasa su aydırı kıçlı, çirkin suratlı, zebani suratlı, fakat bakın oyuz. Oyuz. İnsanlar sırada, vay. Hemen fırlama. Hemen fırlama anasını satayım. Ne oldu? Bok kaldırdık. Dükkan açıldı. Taksi. Gel. Neden çalışmıyor? Gelmiyor musun işe bu? Kendin mi seçiyorsun? İstediğin zaman, özellikle ayin günlerinde. Ey devlet, beni koruyun be. Adam hemen fırladı ortaya. Elma dersen fırla, armut dersen yine fırla. Sitedeki kasetine bakılırsa transvestit. Bana aşık galiba. Koruyun beni be, bu sapık psikopattan. Kim bilir neler yapabilir. Karımı çok seviyorum be. Adam psikopat, transvestit. Etrafa kedi öldürmüşüm diye ya. Kızın ne durumda? Kızını hiç göremiyorum. Gidip içeride sevdim hayvanını. Gel kızım içeride sev. Ondan sonra bir daha suratını görmedim. Çok sevmiştir kızım. Sevmiştir de. Köle şimdi.
travma beyin kontrol. Buna %100 eminim ben. Zamanla yerleştirecek onu. Kedi üreticisi olarak bir doğum hastanesine falan. Gel kızım içeride sen. Git kızı içeride sev. Sen hayvanları çok seviyorsun. Git içeride sev. Bayan. Gel kızım içeride sev. Konsomatrisin kızıyla sürekli konsomatrisin kızı. Aa bak sana bakıyor. Aşık olmuş galiba. O pedofil. Senin baban pedofil. Baba diyordu. O da senin anana konsomatris diyordu. Ondan sonra alelacele taşıdılar durumda. Gittiler. Hemen ertesi. Ev satılık. Zavallı kıza mı oldular? İşte başka bir hikaye. Bir kere şeyde yakaladım şu caminin arkasındaki türbe gibi yerde zabıtanın yanına dokulu topraklarla uğraşırken sonra duydum böyle böyle o şizofrenmiş. Şizofrenlik de yüklediler onlara. Ben gelmeden önce. Geldiğim zaman, geri döndüğüm zaman Türkiye'ye duydum. Şizofrenmiş. Hiç şizofrene benzemiyor, akıl başında birine benziyor. Damgayı yemiş. Bu şeylere karşı mı çıktı yoksa? O yüzden mi zorluyorsunuz kedi boklarını? Hemen öyle söyledik. Kahvemize çıktık, dikilecek aynı yere. Çünkü bazı şeyler konuşuyoruz. Telefona duyuluyor. Burada olduğumuz. Her zamanki olay cebinden çıkardığı. Cebine yine bir dahaki durağın. Bütün gün bu işle uğraşıyor. Klavye almaya gittik. Klavye kimse yoktu. Gelirken pat konmuş adam. Yetmez arkadaş. Daha devasasını koy. Her zaman karşıda duran adam. Kapısı açık. Elinde bez. Dönüşümü bekliyordu. Adam temizlik yapıyor. Lojistik. Evet, hiçbir zaman dinmez bunlar. Ben nasıl lan girdin öyle araya, nasıl park edebildin be? Önünde araba, arkamda araba. Vay anasını. Plakasını da çekmeme gerek yok. Önünde duruyor. Ne yaptın çektikten sonra? Karşıya çektim. Ne var lan sen? Arabanın tam karşımda durmak zorundasın hep. Kim duydu be? Ben konuştum diye senin aklına.